Merhaba, bugün yine müthiş bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Bu sefer teknoloji değil, günlük hayatta çok kullandığım bir şeyi karşılaştıracağım. Bu videoyu izlemeden Metcon 4 almayın. Metcon 4 çıkalı belki 2 hafta falan oldu. Avrupa'da satış fiyatı 130 euro. Türkiye'de kadın modelleri 399, erkek modelleri 449 lira. Bunun üzerine bir 30-40 lira civarında bir kargo fiyatı da ödüyorsunuz. Nike.com'dan alırsanız. Şimdi Nano 7'ye 2017'nin ortalarına doğru aldım. Nano 6 iyi hanım almıştı sağ olsun. Çok güzel bir yıl doğum günü hediyesiydi. Ama işte ipe tırmanma vesaire işlerinden ayakkabının şu dış kısmında bir erime vesaire oldu. Onu geri gönderdim. Üzerinden Nano 7'leri aldım. Ama ne hikmetse bu çok sevdiğimiz Nano 7'lerimizde şöyle görebileceğiniz üzere açıldı. Türkiye'de müşteri hizmetlerine gönderdim. Sen bu ayakkabıyı kullanamamışsın, ipe düzgün tırmanamamışsın, ne biçim tüketicisin diye geri gönderdiler. Şimdi o işler devam ediyor, tüketici mahkemesi vesaire işleri. Çok gıcık oldum ama bu işe. Yani bu ayakkabıyı tasarlandığı şekilden farklı şekilde kullandığın için bu tüketici hatasıdır deniyor. Bu ayakkabıyı ipe tırmanmak için, ya ne için, zıplamak için, atlamak için. Orası burası açılınca suç sizin. Çok güzel. Adamsın Reebok. Ben de bu gıcıklığımı artık bir Reebok müşterisi olmaktan çıkıp Nike müşterisi olmaya kanalize ettim. Metcon 4'leri geçen hafta, daha doğrusu bu hafta aldım. Bugün ayın 20'si, 20 Ocak. 18'inde elime geçti. Can arkadaşım çok sağ olsun. Adı Can, kendisi de Can. İstanbul'a gittiğinde aldı. Ben kadın modelini aldım. Çünkü kadın modeli erkek modelinden 50 lira daha ucuz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir yerinde kadınları çağrıştıran, bir erkeğin giymesine engel olan bir durum yok. Ayakkabı ilk aldığımda Metcon 4'ü inanılmaz hafif geldi. Ayakkabıları tarttım. Nano 7 320 gram. Metcon 4 270 gram, yani aralarında 50 gram civarında ortalama bir fark var. Bunların ikisi de 41 numara. Evet, ikisi de 41 numara. Hani numara büyüdükçe muhtemelen ayakkabının ağırlığı daha çok artacaktır ama ayakkabıyı ilk giydiğimde Metcon 4'ü ayağım bayağı bir sardı. Yani dedim ki acaba yanlış numarasını mı aldım? Ben hep santimetre hesabından gidiyorum ayağımın ölçüsünü bildiğim için. Ayakkabıların kalıpları hep farklı. İşte santim ikisi de aynı. Ayakkabı çok sardı, dedim ki acaba 27'sini mi almalıydım diye. Bugün ilk antrenmanımı yaptım. İşte ne yaptım bugün? Double under atladım. Tozlu bar yaptım. Burnunu hep vurdum bara. Power snatch yaptım. Ya gayet ayakkabı rahat. Yani hafif olması da sanki ayağında yokmuş gibi aslında. Hem sarıyor hem ayağında yokmuş gibi. Bir ilginç, bir garip bir hissi var. Ama daha ilk antrenman yani. Daha çok bir şey anlayacağımı zannetmiyorum. Bir şey, sineşler bir garip geldi. Sanki topuk kısmı Nano 7'ye göre biraz daha alçak gibi. Ama normalde değil. Onun haricinde box jump yaptım. Push jerk yaptım. Push jerklerde de gayet stabil, gayet güzeldi. Hissi gayet başarılıydı. Ayakkabı hiç çözülmedi ip atlarken. Bağlama stillerim aynı. Yani ilk izlenimim Metcon 4 bayağı başarılı. Yani bu Nano 7 çok hantal geliyordu zaten gözüme. Bana göre yani en rahat ayakkabı Nano 4, ondan sonra Nano 6. Ama şu dakikadan sonra sanırım Nike'dan devam edebilirim gibi geliyor. Bir özelliği de ayakkabının topuk kısmı inanılmaz sarıyor topuğunu. Yani Nano 7'de böyle birazcık boşluk kalıyor gibi ama Metcon 4 çok başarılı o konuda. Bütün topuğunu kavruyor yani. Çok garibime gitti o da. Ya ayakkabı genel olarak böyle. İlk izlenimler gayet başarılı. Ben gayet sevdim. Ama bir Nano 8'i de denemedim. Şu an içinde denemeyi düşünmüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Metcon 4'ü gidin bir deneyin. İndirim denk getirirseniz de yapıştırın gitsin.
Herkese iyi akşamlar.